Selamlar kanalıma hoş geldin. Bugün motosikletini hırsızlara karşı koruyabileceğin 2 tane ürünle karşındayım. Birisi Krans markasının VD10 modeli ve VD14 modeli. Bunlar milimetrik olarak geçiyor. Birisi 10 milim, birisi de 14 milim olarak geçiyor. Kutu açılımını yapacağız ve bu disk kilitlerinin bir mobil uygulaması oluyor ve disk kilitlerini mobil uygulamasıyla kontrol edebiliyorsun. Motosikletime nasıl montaj yaptığım, nasıl alarmın çaldığını hepsini gösteriyor olacağım ve uygulamasına da detaylı olarak göz atacağız. Ama ürünlerin bir kutusunu açalım öncelikle. Bu VD14 modeli benim kullanacağım model. Bunu kendi motosikletime aldım. VD10 modeli modelini de arkadaşımın motosikletini aldım. Bu VD10 modelini açıp kullandık. Bir 10 dakikalık bir deneme sürecimiz oldu ki sonrasında da hemen paketleyip tekrardan sizler için videolamak istedim. Şimdi öncelikle ürünlerimiz SRA sertifikalı. Bu da kilitsiz yani anahtarsız ürünü kitleyemiyorsunuz ve eğer anahtarınızı unutursanız bu ürünleri açmanız gerçekten çok zor. Hatta kesilemiyor gibi de ibareler bulunuyor internette. Ama gerçekten güvenle kullanabileceğiniz alarm seviyesinin 120 desibel olduğu ve yüksek sese ulaştı bir bir disk kilidi olduğunu unutmayalım. Ürünleri yurt dışından aldım ve yaklaşık bir aya yakın bir sürede geldi. Biraz da gümrük vergisi ödedikten sonra ürünler elime bir aya yakın bir sürede ulaşmış oldu. Şimdi ürünün kutu içeriğine baktığımızda daha doğrusu kutunun üstüne 120 desibel olduğu Double lock özelliği bulunuyor yani çift kilit sistemi bulunuyor bunlarda ve bu da hırsızların işini baya bir zorlaştırıyor. Tabii ki de hırsızlara kilit mi dayanır? Dayanmayabilir ama en azından bununla hem alarmınızla güvenli bir şekilde kontrol edebileceksiniz hem de baktığınızda kilit double lock sistem olduğu için çift kilitleme sistemiyle diğer disk kilitlerinden biraz daha iyi ve korunaklı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca işte şurada bir QR kod bulunuyor. Uygulamasını indirebiliyorsunuz ve kutunun içerisinden de zaten çıkanları şimdi gösteriyor olacağım sizlere. En son kısımda da motosikletime bağlantısını yapacağım ve uygulamasıyla detaylı olarak göstereceğim. Hadi gelin o zaman kutu içeriğine geçelim ve kutunun içerisinden neler çıkıyor onları bir sizlere göstereyim. İki ürünümüzün de kutu içeriğine bakalım. Zaten şurada özellikleri yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu VD10 modeli. Benim kullanacağım VD14 yani bu. Bunu kullanacağım 14 mm olan. Şimdi bu ürünün bir kutusunu açalım birlikte hemen. Zaten kolay bir kutulaması var ve içerisi de güzel bu arada. Kutunun içerisinden kransın böyle bir garanti belgesi ve kullanım kitapçığı gibi bir belgesi geliyor. Bunu bir kenara alıyoruz. Şöyle 3 tane anahtar ve bir tane de anahtarlık çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. 3 tane tamı tamına anahtarınız oluyor. Bunu da bir kenara alalım. Burada bir tane küçük alyan çıkıyor. Bu alyanla ne yapacağınızı birazdan gösteriyor olacağım. En baba ürünümüz karşımızda. Şu kutuyu bir hemen kenara alayım. Gerçekten ağır, yapısı güzel. Kilit sistemini görebiliyorsunuz burada. Net olarak görün diye gösteriyorum. Bayağı ağır bir ürün. Şimdi alyanla ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şurada bir alyan girişi bulunuyor ve bunu sökmemiz gerekiyor ki alttaki pile ulaşabilelim diye. Pili çıkartacağız ve pilin altında bir plastik var. Onu kaldırmamız gerekiyor yoksa alarm çalışmıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu ürünü de çıkarttık. Şimdi bunu çıkarttıktan sonra bak üstünde bir plastik var. Kamerada gözükmüyor olabilir. Bu plastiği çıkarttıktan sonra direkt zaten alarm çalışmaya başlayacak. Pili böyle korunaklı yaptıkları için bu plastik parçasını çıkartmanız gerekiyor. Yoksa alarm çalışmıyor diyorum ya. Çok fazla denedik Allah Allah uygulamaya bağlanamıyoruz. Ürün çalışmıyor niye 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 derken en sonunda bulduk. Şimdi buradan hemen pili tekrardan yerine yuvasına oturtturuyoruz. Biraz bastırmanız gerekiyor. Evet. Şu anda sesi duydunuz zaten pil oturdu. Bilmiyorum o kısmı kestim mi? Şimdi burada da su geçirmemesi için bir kılıf yapmışlar. Onu da hemen takalım ve bunu yerine koyacağız bu arada. Hani detaylı bir şekilde gösteriyorum ki motosiklet yani bu kilidi alırsanız eğer ki nasıl kullanacağınızı görün diye. Şu plastiği de taktıktan sonra bak şurası zaten yuva kısmı bu şekilde getiriyorsun ve oturuyor. Tekrardan bunu da bu şekilde üstüne oturtturduk mu bu arada metal yani sağlam bir ürün. Bu da böyle oturtturduktan sonra buradaki vidasını takarak gene alyanla ters yöne doğru sıkacaksın ve sonrasında ürünün kullanmaya hazır olacak. Hadi gelin şimdi uygulamamızı motosikletimizin başında yapalım. Hem nasıl kullanıldığını görün hem de uygulamasını göstereyim sizlere. Evet şimdi dış çekime geldik ve görmüş olduğunuz gibi motosikletim burada ve elimde de disk kilidimle hatırlatıcı kablom bulunuyor. Şimdi size nasıl kurulduğunu ve nasıl takıldığını göstereceğim. Şöyle yakından tekrardan göstereyim. Ürünü aktif olarak kullandığım için birazcık pis. Burada şöyle hatırlatıcı kablosunu da takmak isterseniz takabilirsiniz ama ben genelde takmıyorum. Şu anda bak tam oturuyor en sağdaki kilit ve 1 2. Şu dıt dıt sesini duyduktan sonra ürün birazcık zorlayabilir sizi ama bu şekilde kilitleyip çıkartıyorsunuz ve şu anda takılmış oluyor. Şimdi burada uygulamada Gördüğünüz gibi dıt diye de ses verdi bildirim. Uygulamayı da sağ ekrana bir yere koyacağım. Oradan da işte ayarlarını yapabiliyorsunuz. Nasıl hani dokunduğunda çalsın mı, alarm yüksekliği vesaire. Bunların hepsini de oradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu hatırlatıcı kabloyu da isterseniz içerisine şu arka kısma takabiliyorsunuz. Onu da direkt böyle işte motosikletinizin burasına takarsınız. Kablonun girişi de burası olur. Artık o size kalmış. Ben bunu genelde kullanmıyorum. Ama disk kilidi gerçekten çok sağlam ve hani işini görüyor. Bak şimdi. Uyarı verdi. Alarm çalacak şimdi. Gördüğünüz gibi şu anda susturduk alarmı. Bunun uygulamadan işte her kitlediğinizde uygulamasından bunun ayarını yapabiliyorsunuz. Şok ayarı, sensitiv yani hareket algılama vesaire hepsi bulunduğu için bunu rahatlıkla uygulamasından yapabiliyorsunuz ve hatırlatıcı biliyorsunuz kabloyu Kutu içeriğinde göstermemiştim. O çantamda kalmıştı. Onu da göstermek istedim sizlere. Yani bir disk kilidi alacaksanız bu disk kilidini sizlere önerebilirim. Son olarak söylemem gereken bunu disk kilidinizin al yani diskinizi algılaması gerekiyor. Bir ve iki kere taktıktan sonra bir dıt sesi duyuyorsunuz. Ve kilidinizi böyle açık değil de normal kitleyip diskinize bağlıyorsunuz. Sonrasında uygulamayı açıp bluetoothunuz da açık olması gerekiyor. Uygulamadan direkt olarak eşleşiyor ve eşleştikten sonra da tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. İşte sensitive yani hareket algılaması, hani dokunduğunuzda alarm çalsın mı, alarm sesi birçok ayarı uygulamanın içerisinde bulunuyor. Ben NK250 motorumla VD14 yani 14 milim olanı kullanıyorum. Sizler de istediğiniz gibi hani ürün linkini bırakacağım oradan isterseniz satın alabilir veya inceleyebilirsiniz. En azından hangisi motorunuza uyuyorsa onu kullanabilirsiniz. SRA sertifikalı olduğu için tabi hırsıza kilit dayanmaz ama gene de güvenlik açısından bu kilit şart. Ayrıca paslanmaz çelik olduğundan dolayı da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben hem bunu kullanıyorum hem de bir tane halat kilidim bulunuyor. Ya olsun hani güvenlik her şeyden önemli sonuçta para veriyoruz bu ürünlere ve bu paralardan dolayı da çalınmasını istemiyorum açıkçası. Ayrıca motorumda bir takip cihazı da bulunuyor. Bununla ilgili de çok yakın bir zamanda videosunu çekip sizlere paylaşıyor olacağım. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.